faiz, silinen faiz yerine bu yurt içi üretici fiyatları endeksine göre tespit edilen tutarı ödemek durumundayız. Yapılandırmadan 6, 9, 12 ve 18 taksitte yararlanabileceğiz. 2 ayda bir ödeme yapacağız. 6 aylık taksitler için %5, 9 aylık taksitler için %7, 12 aylık taksitler için %10, 18 aylık taksitler için %15 oranında bir faiz kullanacağız ve 2 ayda bir ödeme yapacağız. Mükellefçe tercih edilen süreden daha kısa bir süre zarfında ödeme yapmak mümkün. Bunu oturum başkanımız dile getirmişti. Şöyle ki siz en başta 18 aylık bir yapılandırma yapıp ondan sonra borcunuzu 12 taksitle ödemek istediğinizde aradaki ödediğiniz tutar, ödemeniz gereken 12 taksite göre ödemeniz gereken revize eden tutardan mahsup edilmek suretiyle kalan vadede o vade için uygun faiz oranını kullanmak suretiyle yapılandırmadan yararlanabiliyorsunuz. Ama tersi mümkün değil. Yani baştan 6 taksit seçip sonra bunu 12'ye çıkartamıyorsunuz gibi. Hangi tutarları ödemeyeceğiz? Birincisi vergi aslına bağlı olmayan cezaların %50'si. Dediğim gibi özel usulsüzlük ve diğer usulsüzlük 1 ve 2. derece usulsüzlüklerdeki cezaların %50'sini ödemiyoruz. Gecikme faizi, gecikme zammı, gecikme cezası gibi fer'i alacakların tamamından vazgeçiliyor. Evet, şimdi hangi borçlar kanun kapsamında? Çok hızlıca hatırlatmak için söylüyorum. 34-2014 tarihine kadar bu da tarihten önceki dönemlere ilişkin olarak verilmesi gereken beyannamelere bağlı olan vergi ve cezalar, gecikme faizleri ve gecikme zamları kanun kapsamında, 6552 sayılı kanunun kapsamında. Yine 34-2014 tarihinden bu tarih dahil önce yapılan tespitler sonucunda vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarından kesinleşmiş olup bu kanunun yayınlandığı 11 Eylül 2014 tarihi itibariyle hala ödenmemiş ya da henüz ödeme vadesi gelmemiş olan borçlar kanun kapsamında. Neleri yine kanun kapsamında? Kanunu incelediğinizde sürekli kanun numaraları ve belli maddelere atıf yapıldığını görüyorsunuz. Akılda kolay kalması açısından bunları şu şekilde özetleyebiliriz. Askerlik, köprü ve otoyoldan kaçak geçiş, seçim, referandumlar dahil, karayolu taşıma, trafik ve nüfus para cezaları bu kanun kapsamında. Emlak yine vadesi 34-2014'ten önce olan emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı cezalar yani daha doğrusu feri alacaklar kanun kapsamında. Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin vadesi 30 Eylül 2014 tarihinden öncesine isabet eden alacaklar, atık su alacakları yine kanun kapsamında. Rütük cezaları kanun kapsamında. Sayılanlar dışında kalan ve 6183 sayılı amme alacakları tahsil usulü hakkında kanun gereğince takip eden alacaklar. Bunlara örnek olarak kanunda örnek yok, tebliğde örnekler var. Tebliğden anlatmam gerekirse, ecrimisiller, öğrenim kredileri, katkı kredileri, kaynak kullanımını destekleme fonu, haksız yere yararlanılan destek ödemeleri, kamu finansmanı ve borç yönetiminin düzenlenmesi hakkında kanuna ilişkin kamu alacakları bu kanunun kapsamındadır. Kanunun kapsamına girmeyen sayılanlar hariç adli ve idari para cezaları, devlet hissesi ve devlet hakkı, şeker fiyat farkı, akaryakıt, madenlere ilişkin alacaklar, kılavuzluk ve römorkörlük hizmet payları bu kanun kapsamında değildir. Bunlar tadadi olarak sayılmıştır. Özel hesap, biliyorsunuz Vergi Usulü Kanunu 174. maddesine göre mükellefler diledikleri takdirde özel hesap dönemini kullanabiliyorlar. Onlar hariç olmak üzere 2014 yılı gelir vergisi ve geçici vergisi, 2014 yılı kurumlar vergisi ve geçici vergileri, 15 günlük vergilendirme dönemine tabi olanlarda 16-30 Nisan 2014 dönemi ilişkin ÖTV ve noter harçları aynı dönem ilişkin, aylık muhtasar ve KDV mükellefiyetinde Nisan 2014 dönemi gelir ve kurum stopajlarıyla katma değer vergisi, 3 aylık döneme tabi mükellefiyette Nisan-Haziran 2014 dönemi stopaj gelir vergisi ve Nisan-Haziran 2014 dönemi nakliyecilikte katma değer vergisi,
Veraset ve intikal vergilerinde de 34/2014 tarihinden sonraki beyanname verme tarihi 30 Nisan'ı aşanlar kanun kapsamında yeniden yapılandırmadan yararlanamıyorlar. Bunların dışındakiler tabii ki yapılandırabilir. Ayrıca belediye tarafından takip edilen alacaklarda vadesi 34/2014'ten önce olan alacaklar yine kanun kapsamındadır. Örnek vermek gerekirse bir su faturasından bahsedelim. Su faturası 20 Mart-20 Nisan arası döneme ilişkin olsun ama ödeme tarihi eğer 1 Mayıs'sa dönemleri Nisan olmasına rağmen vadesi Mayıs ayına sarktığı için kanun kapsamında değerlendirilemez. Alacağın kanun kapsamına girmesi için en önemli şartlardan bir tanesi vade ise bir diğeri de alacağın kesinleşmiş olması. Bu kesinleşmeden kasıt biz mali müşavirlerin için önem arz eden bir iki kavramla çelişmemesi için biraz detaylı anlatacağım. Kesinleşmeden kasıt hukuki ve idari bütün yolların tüketilmiş olması ve artık alacakta ihtilaf olma olasılığının kalmamasıdır. Yani dava ya da inceleme safhasındaki alacaklar örnek vermek gerekirse 6111 sayılı kanunda yani 25 Şubat 2011 tarihli 6111 sayılı kanunda kapsam dahilindeyken bu yasada kapsam dahilinde değildir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinleşmeden kasıt yani vergilerde, cezalarda, idari para cezalarında, ecri misillerde kesinleşmeden kasıt şu. Ceza ve vergi ve ceza ihbarnamelerinin örneğin süresi içinde dava açılmaması, süresi içerisinde dava açılmış olmakla birlikte yargılama aşamalarının kanun çıkmadan önce son bulmuş olması ya da vergi ve cezalarda uzlaşma hükümlerinden yararlanmak suretiyle yani vergisi kanun geçici 1 ve 11. maddelerinde yer alan uzlaşma hükümlerinden yararlanmak suretiyle uzlaşmanın sağlanmış olması halinde yine kanun yayım tarihinden önce 6552 sayılı kanundan yararlanılabilir. Şimdi mali müşavir açısından kesinleşme manasına gelebilecek nitelikte kullanılan bir tahakkuk kavramımız var. Biliyorsunuz vergi usulü kanunu 22. maddesine göre tahakkuk tarh ve tebliğ edilen borcun ödenecek aşamaya gelmiştir. Ve çoğu zaman kesinleşme manasında tahakkuku biz kesinleşme yerine kullanırız. Fakat kanunda özellikle dikkat etmemiz gereken konu tahakkuk fişi kesilmiş olsa dahi eğer dava ve icra aşamaları daha doğrusu dava süreci devam ediyorsa bu kanun kapsamında borcun yapılandırılmayacağı. Bu nasıl olabilir? Örneğin bir mükellefimiz vergi incelemesi geçirdi. Geçirdiği dönem 34/2014'ten önce ve bir ceza söz konusu oldu. Gelen bu cezaya ilişkin olarak vergi ceza ihbarnamesinde biz süresinde 30 gün içerisinde dava açtık. Dava devam ediyor ve biz o davayı kaybettik. Davayı kaybettikten sonra bir üst, gerçi şimdi Haziran'dan sonra 3 aşamalı oldu ama bir üst yargı olan merciye temize gittik. Temize de dava devam ediyor ve biz bu sırada bir en detaylısı artık yürütmeye durdurma kararı talep ettik. O da reddedildi. Bu takdirde artık vergi dairesi, davanın tarafı olan vergi dairesi bir tahakkuk fişi düzenleyerek ya da 2 numaralı ihbarnameyi düzenleyerek vergiyi alacağın tahakkuk ettirecektir ve size karşı cebri takibata geçecektir. İşte bakın bu gibi durumlarda ortada bir tahakkuk fişi olmasına rağmen aslında vergi mahkemesinde kesinleşmiş olmasına rağmen bu kanun kapsamına bu alacak kamu açısından alacak bizim açımızdan borç girmemektedir. Zira daha örneğin Danıştay'da devam eden bir dava söz konusudur. Buna dikkat etmemiz mükellefleri yönlendirirken gerekiyor. Evet, bir diğer konu feragat. Bize gelebilecek sorulardan bir tanesi. Hukuk muhakemeleri kanununda 307, 309 ve 311. maddelerde feragatın tanımı hangi hallerde olacağı yazılmış. Özet olarak söylemek gerekirse feragat aslında tek taraflı olarak davadan vazgeçilmesi, kesinlik arz eden bir uygulama ve biz davadan vazgeçtikten sonra davada talep ettiğimiz haklara ilişkin olarak bir daha dava dahi açamıyoruz. Dolayısıyla feragat bir anlamda kesinleşme anlamına gelir. Fakat bu kesinleşmenin de yine kanunun yayım tarihinden önce gerçekleşmesi gerekiyordu. Başvurular
Yeniden yapılandırmaya ilişkin başvurular 1 Aralık 2014 tarihine kadar yapılacak. Normalde 30 Kasım ancak tatile geldiği için 1 Aralık 2014 tarihine kadar yapılacak. Eğer birden fazla vergi dairesine borcumuz varsa aynı mükellefin her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurulması gerekiyor. Örneğin taşıtlarda eğer farklı vergi borçları varsa yine her bir taşıt için ayrı ayrı başvurmak gerekiyor. Yeniden yapılandırılan alacaklı ilişkin ilk taksit 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödenmek durumunda. Yani bu yıla doğal olarak hazine bu yıla bunu yetiştirmek istiyor. Zira zaten bu gibi kanunların temel amacı az önce ifade etmeye çalıştığım gibi mali sebepler 2014 gelirlerinin içerisine girebilmesi için ilk taksitinde 31 Aralık 2014'e kadar ödenmesi gerekiyor. Genel olarak baktığınızda da tabii ki eğer ödeme vadesi tatile geliyorsa takip eden ilk iş gününde bu ödeme yapılacaktır. Eğer mükellefleriniz tek seferde yani defaten doğan borcu ödemek istiyorlarsa 11 Eylül tarihi itibariyle ilk taksitin olduğu 31 Aralık tarihi arasında herhangi bir faiz işlemeyecektir. Yani 11 Eylül'deki borç ne kadarsa 31 Aralık'taki borçta aradaki o yaklaşık 4 aylık dönemi hiçbir faiz işletilmeden kamu otoriteleri tarafından tahsil edilecektir. Kredi kartıyla ya da mahsuben ödeme yapmak mümkün. Kredi kartıyla ödeme yapmak istiyorsak o takdirde kredi kartından geçtiği tarihte borç ödenmiş kabul edilecektir. Ve az önce ifade etmeye çalıştığımız faiz oranları kredi kartına yansıtılarak belirtilen vadelerde hesaplardan çekilecektir. Eğer mahsuben bir ödeme söz konusuysa o zaman evrakların tam ve eksiksiz olarak vergi idaresine teslim edilmiş olması gerekir. Yine önemli bir husus tebliğde yer alan, bunların dışında normal rutin belgelerin dışında teminat, yeminli mali müşavir raporu ya da vergi inceleme raporu da talep ediliyorsa bunların da yine süresinde yani taksit dönemi öncesinde vergi dairesine verilmesi gerekiyor. Yıllık gelir vergisi, yıllık kurumlar vergisi, gelir stopaj vergisi, kurum stopaj vergisi 30 ve 15. maddeye göre yapılan, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için yapılandırmaya başvuran mükelleflerin az önce ifade edildiği gibi bir takvim yılında 2'den fazla defa taksitlerini aksatmaması gerekiyor. Aynı zamanda da cari döneme ait olan borçlarını zor durum, çok zor durum, vergi stopajı 17. maddesinde yer alan çok zor durum hali söz konusu olmadığı müddetçe cari dönem borçlarında ödemesi gerekiyor. Yani ben mevcut 6552 sayılı kanuna göre borçlarımı, taksitlerimi ödeyeyim ama bugünkü cari döneme ait borçlarımı ödemeyeyim gibi bir şey söz konusu olamıyor. 5 TL ve %10 kuralı iki defa anlatıldığı için çok üzerine durmayacağım. 5 TL'den az ödeme yapıldığında yapılandırmayı bozmuş sayılmıyoruz. Aynı zamanda da toplam rakamın yani toplam taksitin %10 ve altındaki miktarda eksik ödeme yapıldığında yine yapılandırmayı bozmuş sayılmıyoruz. Eğer biz bir yılda örneğin her dönemde diyelim bir tane taksidi ödemedik. Ödemediğimiz taksidi hangi faiz oranıyla ve ne zaman ödeyeceğiz? Eğer biz 18 taksidi örneğin seçtiysek 37. ayda yani taksidin bittiği dönemi takip eden ayın sonuna kadar ve 6552 sayılı kanun çerçevesinde yıllık üretici fiyat endeksi değil normal 6083 sayılı kanundaki uygulanan gecikme zammı oranı çerçevesinde bizden tahsil edecek. Yani ödemediğimiz taksitleri son taksite ilave bir ay içerisinde ödenmesi gerekiyor. Burada da faiz oranı olarak 6083 sayılı kanunda ifade eden faiz ödeniyor. Evet, bunu konuşmuştuk. Cezalarla, idari para cezaları ile alakalı olarak 120 Türk lirasının altında kalan idari para cezalarının tahsilinden vazgeçiliyor. Burada bir iki tane istisnası var. Tütün gibi, kabahatler kanunu 39. maddesi gibi. Ama genel olarak baktığınızda 120 TL'nin altındaki para cezaları affediliyor. Şöyle sorular gelebilir diye baştan söyleyeyim. Gerçek alacak 400 lira, arada ödeme yapılmış, rakam 120 TL'nin altına düşmüş, affa girer mi? Hayır, girmiyor gibi. Bunun dışında
Bir de 50 TL'lik ve 100 TL'lik iki tane daha kriterimiz var. 31.12.2007 öncesi döneme ait borçların 50 lirasını aşmayan asli alacakları ve tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı feriler ya da aslı ödenmiş, yani kendisi ödenmiş kamu alacaklarının 100 lirayı aşmayan feri alacaklarından yine vazgeçiliyor bu kanun kapsamında. Vergusu Kanunu 376. maddesine göre bildiğiniz gibi özel usulsüzlüklerde 1/3, vergi zeya cezanda 1/2 oranında cezalarda indirim talep etme hakkımız var. Bu idare ile uzlaşma yollarından bir tanesi vergi alacaklarında. Hem bu kanundan hem de 376. maddeden yararlanabiliyor muyuz? Belli şartlar altında cevap evet. Eğer siz 376. madde gereğince ceza indirimi talebinde bulunduysanız ve 11 Eylül tarihi itibariyle dava açma süresi de geçip alacak kesinleştiği durumda düşürülmüş, indirilmiş alacağı yeniden yapılandırmaya, yani 6552 sayılı yasaya dahil edebiliyorsunuz. Bu alacağı yapılandırabiliyorsunuz. Pişmanlıkla verilen, yani vergi usulü kanunu 371. maddesi çerçevesinde pişmanlıkla verilen beyannamelerde 15 günlük ödeme süresi geçmemiş alacaklarda yine pişmanlık zammı yerine yurt içi üretici fiyat endeksi kullanılmak suretiyle kanun kapsamında yeniden yapılandırılabiliyor. Önemli bir husus, eğer siz dediğim gibi birinci aşamadaki vergi mahkemesini kaybettiniz ve vergi dairesi sizden cebri yolla bu parayı alabilmek için bir ödeme emri gönderdi. Ne yapıyoruz? Ödeme emirlerine karşı 7 gün içerisinde itiraz edebiliyoruz. Söz konusu itirazda ya bu borcun mükellefi ben değilim, ya ödedim ya da zaman aşımına girdi diye ancak 3 tane defiyle biz bunları itiraz edebiliyoruz. İtiraz ettik ve haksız çıktık. Biliyorsunuz böyle bir durumda 6183 sayılı kanun 58. maddesine göre %10 haksız çıkma zammı da ödemek durumundayız. Bu ödememiz gereken tutarlar kanun kapsamında mı? Evet, bunlar kamu alacağı olarak kabul ediliyor ve tıpkı 68 ve 79. maddelerdeki istikak ve menfi tespitlerin reddi davalarında olduğu gibi bunlar yine 6552 sayılı kanun kapsamında haksız çıkma tazminatları yapılandırma kapsamına dahil edilebiliyor. Tecil şartlarına uygun bir ödeniyor olması durumunda, yani daha önceden 6180 sayılı kanun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirme talep ettik. Ve daha sonradan söz konusu alacağı ilişkin ayrıca 6552 sayılı kanundan yararlanabiliyor muyuz? Cevap evet. Böyle bir durumda bugüne kadar ödediğimiz rakamlar ödenmiş kabul ediliyor. Onlar için yapılan bir şey yok, yapılacak bir şey yok. Fakat bundan sonra ödenmesi gereken rakamlar hem vade hem de uygulanacak faiz oranı açısından 6552 sayılı kanuna göre tespit ediliyor. Evet, son olarak bu yapılandırmayla alakalı tüzel kişilerde de tüzel kişiliği olmayanlarda başvuruların kanuni temsilciler tarafından yapılmış olması gerekir. İflas durumunda İflas idaresinin vergi dairesine başvurması gerekir. 6183 sayılı kanun kapsamında 35. madde ve mükerrer 35. maddeye göre sorumluluğu olan, müteselsiz sorumluluğu olan, örneğin kefil şirket ortaklarının, kanun temsilcilerinin ya da mirasçı ya da kefillerin başka maddelerdeki kendi paylarına düşen borçlarıyla ilgili olarak kanundan yararlanmaları mümkün. Bizlerin müteselsil, yani 3568 sayılı kanuna göre faaliyet gösteren meslek mensuplarının kendi müşterek ve müteselsil sorumlulukları sebebiyle kanundan yararlanmaları mümkün. Ancak 6111 sayılı kanun ödemeleriyle ilgili 6552 sayılı kanundan ayrıca yararlanamıyoruz. İl özel idareleri ve belediyeler, bu kısmı hızlı geçiyorum, ve spor kulüpleriyle alakalı daha uzun vadede 36 ve 42 taksitte ödeme imkanı getirildi. Yani normal mükelleflerden daha uzun vadede ödeme imkanı getiriyor. Tabii ki buna da uygun olarak faiz oranları tespit edilmiş. Örneğin 42 eşit taksit için Gençlik ve Spor Bakanlığı bazı spor kulüplerine
1.35 katsayısı uygulanacak. 2 ayda bir ödendiğinde 84 ay diye düşünebiliriz aslında 7 yıl olarak. Ve bunların dernek ya da spor şirket şeklinde kurulmuş olmalarının bir önemi bulunmuyor. Hepsi yararlanabiliyorlar. Bir diğer önemli konu kasaların ve ortaklardan alacakları hesabının düzeltilmesi. Burada bazı özellikle hususlar var. Onlara değineceğim. Öncelikle dönem olarak 31.12.2013 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançolardaki kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaklardan alacaklı tutarları ve ortaklara borçlu tutarları bu kanun kapsamındadır. Ve bunların 31.12.2014 tarihine kadar vergi dairesine beyan edilmesi ve aynı gün içerisinde ödenmesi, yani 31.12.2014'e kadar ödenmesi gerekiyor. Şimdi bu kanun kapsamına kimler giriyor? Bilanço usulüne göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri giriyor. Yani siz bilanço esasında defter tutsanız bile gelir vergisi mükellefiyseniz bu uygulamadan, yani 74. maddeden yararlanamıyorsunuz. Bilanço usulüne göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri kapsam dahilinde. Ve 31.12.2013 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançolarda görüldüğü halde işletmede fiilen bulunmayan bir kasa mevcudunun olması gerekiyor. Ve esas faaliyet konusu dışındaki bir sebeple ortaklardan bir borç ya da ortaklara bir alacak olması gerekiyor. Bunları konuştuk. Elektronik ortamda 31.12.2014'e kadar vermemiz lazım. Beyan edilen bu rakamlardan %3 tutarında bir vergiyi yine 31.12.2014'e kadar ödememiz gerekiyor. Ödenen bu rakamların ve kasada fiktif olduğu ya da ortaklardan alacakları hesabında fiktif olduğu ifade eden bu rakamların vergi matrağının tespitinde gider olarak yazılması mümkün değildir. Ve bu tutarları ilişkin olarak da defter kayıtlarının sadece beyannamesini vermek yetmez. Hepimizin defter kayıtlarına da bir kayıt atmamız ve kayıtları düzeltmemiz gerekiyor. Mükellefçe beyan edilen kasa mevcudu ve veya ortaklardan alacak tutarları dikkate alınarak vergi idaresi tarafından herhangi bir ek tarihat yapılmayacağı da yine tebliğde hüküm altına alınmış. Burada bir netleştirme yapılacak. 131 ve 231 hesabı inceleyeceğiz 31.12.2013 tarihinde. Bir de 331 ve 431 hesapları inceleyeceğiz. Aradaki farkı netleştirmek suretiyle bu kanun kapsamına dahil edeceğiz. Yani bir netleştirme yapılması gerekiyor. Burada önemli altını çizmek istediğimiz hususlardan biri meslek mensuplarının esas faaliyet dışındaki borçları alacaklardır. Yani mükellef eğer gerçekten defterini tuttuğumuz mükellefte şirketin ortağı ya da sahibi şirkete bir borç verdiyse bu kanun kapsamında değerlendiremeyiz onu. Ya da şirketten gerçekten bir alacağı varsa, şirketin daha doğrusu ortaktan bir alacağı varsa onu bu kapsamda değerlendirmeyiz. Buradaki kanun, yani 6552 sayılı kanun, fiktif nitelikte olan, yani gerçek bir temele, esasa dayanmayan alacakları ya da mevcutları kapsadığını söyleyebiliriz. Kasa mevcudu ya da ortaklardan alacak tutarlarını beyan eden kurumlar vergisi mükelleflerinin eğer 2014 yılı geçici vergi beyannamelerinde bir düzeltme yapmaları gerekiyorsa ki adatlandırma sebebiyle yapmaları da gerekebilir. Bu takdirde 31.12.2014 tarihine kadar söz konusu düzeltme beyannamelerini vergi dairesine vermeleri gerekiyor. Bildiğiniz gibi 6009 sayılı kanunla Ağustos 2010'dan itibaren gider vergileri kanunu 28. maddesi değiştirildi. Buna göre ortaklardan olan alacaklara her zaman adat işlemi uygulanıyordu, uygulanması gerekiyordu. Ya kredi faizlerine ya da Merkez Bankası verilerine bakıyorduk. Ama KDV konusu tartışmalıydı. Artık son 4 yıldır o konuda tartışmalı değil. Dolayısıyla 31.12.2014 tarihine kadar bizim bu düzeltmeleri yapmamız gerekiyorsa eğer yapmak durumundayız. Bu düzeltmeleri yaptığımızda da vergi nahsını ödeyeceğiz ama herhangi bir ceza ya da faiz söz konusu olmayacak kanun kapsamında bir düzeltme yaptığımız için. Dikkat edilecek hususlardan bir tanesi
31.12.2013 tarihli kasa hesabının bakiyesiyle sizin beyan ettiğiniz tarihteki kasa hesabını karşılaştırmanız gerekiyor. Örnek vermek gerekirse 31.12.2013 tarihindeki kasa 230 bin, beyan tarihinizdeki kasa 400 bin. Siz ben 390 bin liradan yararlanmak istiyorum derseniz yıl içerisinde kasa hesabı eksi bakiyeye geçecektir. Bu da vergi sukan 30. maddesine göre zaten re'sen tarihat sebebi olacağında bu hususa dikkat etmeniz gerekiyor. Bir ikincisi 6111 sayılı kanun, hatta onunla ilgili bir mukteza örneği de aldım. 6111 sayılı kanunda da benzer bir uygulama vardı. Bu kanunda da var. Bizim 689 hesabı atmak suretiyle gider yazmış olduğumuz, zarara attığımız daha doğrusu tutarlar, ticari bilanç açısından dağıtılabilir kar tutarında dikkate alınmayacaktır. Yani eğer siz ortaklara dağıtılabilir kar tutarında bu zarar dikkate alırsanız bu bir ortaklar açısından kar dağıtımı olarak kabul edilecektir. TTK açısından bu hüküm tartışılabilir. Fakat şimdi oraya girerek zaman kaybettirmek istemiyorum. Ama bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Tebliğde çok açık bir hüküm var. Zira bir mukteza var. Bu mukteza da zaten 6552 oldukça paralel. Şöyle diyor, şirketinizce 6111 sayılı kanun 11. maddesi kapsamında ortaklar cari hesabının düzeltilerek diğer olağan dışı gider ve zararlar hesabına kaydedilen tutar, gerçek anlamda bir ticari zarar niteliği taşımadığından kurum kazancına indirilmesi mümkün olmadığı gibi, bundan sonrası önemli, geçmiş yıl karlarına mahsup edilmesi halinde söz konusu mahsup işlemi kar dağıtımı sayılarak bu tutar üzerinden kar dağıtımına bağlı vergi kesintisi yapılacaktır diyor. Yani zarar mahsubunda da bunu kullanamıyoruz. O yüzden buradaki 689 hesabı attığımız rakamı mali imşa olarak ayrı bir alt hesapta takip etmemiz ve ticari kar zarar hesaplamasında dikkate almamamız gerekiyor. Özel hesap dönemi kullanan mükellefler 2013 yılı içerisinde sona eren bilançolarını dikkate alacaklardır. Bu konu söylendi. Genelde biz bu 6552 sayılı kanunla ilgili örneğin İstanbul dışındaki şehirlere de gittiğimizde seminer amacıyla sık gelen sorulardan bir tanesi, düzeltme verebilir miyiz? Yani şu anda başka bir hesabın altında gözüküyor. Düzeltme yapılabilir mi? Hayır. Düzeltmeler dikkate alınmayacaktır. Süresinde verilen beyannameler dikkate alınacaktır. Şu gibi sorularda geliyor. Yani şu anda düzeltme vermedik ama biz normal 31.12.2013 ile ilgili olarak bir Nisan ayında beyanname verdik. Sonra bir hatamızı fark ettik. Bir de Haziran'da verdik. Bu durumda ne yapacağız? Orada da yine ilk verdiğimiz süresinde verilen beyannamenin dikkate alınması gerektiğini söyleyebiliriz. Yine bir diğer özellikli hususlardan bir tanesi, özellikle yüksek rakamın olduğu durumlarda mükelleflerimize şuna dikkat etmemiz lazım. Örneğin kasa hesabında 7 milyon 250 bin TL para var. Siz %3'ü hesaplıyorsunuz. %3'ü hesabınızda bir de şirketin bir ödeme gücü var. Bunun 4 milyonunu biz kanun kapsamını alalım. Dolayısıyla kasada 3 milyon 250 bin liralık yine bir para gözüküyor. İşte bu da kabul edilebilecek bir şeydir. Yani ticari teamüllere uygun, yani vergi sukan 3. maddesi çerçevesinde hayatın olağan akışına ve ticari teamüllere uygun bakiyelerin kasada gözüküyor olması lazım. Ya tam yararlanın ya yararlanmayın anlamında bunu söylüyorum. Bir de fiktif bazı hesaplar, yani hepimiz biliyoruz ki şu anda neden sayın grup müdürümüz de, üstad da söyledi, 355 kişi başvurmuş diye. Bunun bir sebebi var. Hiçbirimiz, hiç kimse bu ortaklardan alacaklar ve kasa hesabında bu bakiyeyi bırakmadı. Yani Türkiye'nin genelinde. Farklı hesapların içinde. Dolayısıyla da onu beyan edemiyoruz. Etmememiz de lazım. Hani genel olarak ben en başta. Çünkü biliyorsunuz profesyonel ve kasıtlı bir şekilde eğer bir A hesabına atılması gereken rakam B hesabına atılırsa bu sefer muhasebe hilesiyle karşılaşmak, bu sonuçla karşılaşmak mümkün olabilir. O yüzden genelde, çünkü katıldığımız başka seminerlerde malum şovdası ile alakası olmayan edilebileceğine dair yorumlar yapılıyor. Şahsen ben bunu oldukça riskli gördüğümü söylemek istiyorum. Şimdi çok kısa bir 5 dakikada diğer kanunlarda ama bizim açımızdan çok önemli olan hususları hızlıca geçmek istiyorum.
Özellikle alt işveren, yani iş kanunu 7. maddesine göre geçici iş ilişkisi kurduğumuz alt işveren ve asıl işveren arasında şu ana kadar olmayan bir hukuk oldu. Artık asıl işverenler alt işverenlerin kendi personeline ödemiş olduğu ücretleri zamanında ödeyip ödemediğini kontrol etme ve eğer ödenmiyorsa alt işveren yapacağı ödemelerden bu ücretleri kesme hakkına sahipler. Bu sebepten dolayı bizim mükelleflerde de başladı, eminim sizlerde de başlamıştır. Alt işveren ve asıl işverenler arasında şu anda çok ciddi bir bordro talebi, işte ödeme dekont talepleri gelmeye başladı. Bunları yerine getireceğiz. Taşeron firma değişse bile işçi aynı iş yerinde çalışmaya devam ediyorsa izin süreleri işçilerin daha önceki çalışmaları dikkate alınarak hesaplanacaktır. Bu dine şu ana kadar konuşulmayan ve bizim açımızdan önem arz eden bir konu. Yani izin sürelerinin hesaplanmasında firma değişse bile eğer işçi aynı iş yerinde çalışıyorsa buna dikkat etmek durumundayız. Dolayısıyla asıl işveren, yani fiilen içinde çalışılan iş yerinin sahibi olan işveren izinlerin kullanılmadığını kontrol etmekte yükümlü diyebiliriz. 6552 sayılı kanunla. Yine yardımcı işler dediğimiz, yani firmaların iş gücü temin hizmeti bizim açımızdan KDV tevkifatı uygulanacak işlemler olarak düşünebiliriz. Bunlarda hangi iş ve hangi işlerin yardımcı iş kabul edilip outsource edilebileceğine dair olarak Bakanlar Kurulu bazı kamu kurumlarının ve yetkililerin görüşünü almak suretiyle sayma yoluna gidecektir. Bu da bizim açımızdan iyi. Örneğin bankada bir güvenlik ya da temizlikle ilgili bir şeyin yardımcı iş statüsünde kabul edilip dışarıdan sağlanması mümkünken muhasebesinin alınması mümkün değildi. Bazı cezalarla karşılaşıyordu. Şimdi onun önüne geçiliyor. Yardımcı işlerin neler olduğu Bakanlar Kurulu tarafından bize bildirilecek. Bu da biraz işimizi kolaylaştıracak. Kamu kurumlarında yine taşeron olarak çalışan işçilerin çalıştıkları süre firmanın değişmesinden bağımsız olarak kıdem tazminatında dikkate alınacak ve kamu kurumu tarafından bu kıdem tazminatı işçiye ödenecektir. Mükellefleriniz arasında eğer kamu ile iş yapanlarınız varsa yine önem arz eden bir madde. Kamuda süreklilik arz eden işlerde ihalenin 3 yıllık bir süreyle yapılması artık yürürlüğe girdi. Eskiden 1 yıllık yapılıyor ve bu 1 yılda işçiler bazı haklara kavuşamadığı için haklardan mahrum kalabiliyordu. Bunun önüne geçmek maksadıyla bu süre 3 yıla çıkartıldı. Taşeron işyerlerine ilişkin iş müfettişlerince hazırlanan raporlara yapılacak itiraz süreleri 6 günden, genel olarak iş hukukunda 6 gündü zaten biliyorsunuz, 6 günden bu 30 güne çıkartıldı ve itiraza ilişkin dava süresi 4 ay ve temize de başvurma hakkı getirildi. Kamuoyunda çok tartışılan, hani her iş yerinde işte hamamda bile bir doktor, bir hemşire olacak vesaire ya da apartmanlarda bile benzer yazılar yazılmıştı. Bu onunla ilgili bir husus. İş yerinde çalışmakta olan çırakların ve stajyerlerin iş sağlığı ve güvenliği kanunu çerçevesinde hesaplanan iş yerindeki işçi sayısına dahil edilmemesi ve iş yeri hekimi haricinde çalıştırılması gereken diğer sağlık personelinin 10 ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalıştırılması düzenlenmiştir. Bu da bizleri ciddi anlamda bir yükümlülükten kurtaran pozitif bir madde. Çalışanların sağlık raporlarını çalışan sayısına bakılmaksızın hizmet alınan ya da görevlendirilen iş yeri hekiminden alabilmesi ve ondan az çalışan bulunan ve az tehlikeli iş yerlerinde de aile hekimlerinden bu raporları alabilmesine yönelik yine düzenleme yapılmıştır. Bu da mükellefleri rahatlatan bir uygulama. Evet, bu kısmı geçiyorum. Bunlar biraz hızlanmak adına. Yine önemli bir husus, Türkiye ile arasında ikili sözleşme bulunan ülkelerde yaşayan vatandaşların emeklilik işlemleriyle ilgili olarak esas alınacak süre diğer ülkedeki ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilecektir. Bu konudaki sıkıntılar da bu maddeyle yanılmıyorsam 18 ülkeyi kapsıyor. Yanılıyor olabilirim. 18 ülkeyle ilgili olarak bu madde yürürlüğe girdi. Yurt dışındaki ilk işe giriş tarihi Türkiye'deki emeklilik hesabında artık dikkate alınabiliyor. Bu yasayla beraber. Doğum borçlanması 2'den 3'e çıkartıldı ve her bir çocuk başına 720 gündü. Bu da bir farklılık olarak dikkate alabiliriz. Bir diğeri eskiden 6 ay boyunca
bankadan çekilmemesi durumunda emekli aile ve sağlık hizmetleri kesiliyordu. Bu süre bir yıla çıkartıldı. Yani bir emekli artık bir sene boyunca kendi hesabına yatan emeklilik aylığını çekmiyorsa, eskiden 6 ay olan süre şimdi 1 yıla çıktı, çekmiyorsa o zaman o ödemeler donduruluyor. Ev hizmetlerinde çalışanlar söylendi. Hızlıca hatırlatayım, 10 günden az bir süre çerçevesinde evde çalışıyorsa sadece %2 oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ödemek suretiyle evde bize yardımcı olan, temizlik işlerinde yardımcı olan kişileri artık sigortalı yapabileceğiz ya da kendileri de artık 30 güne tamamlayabilecekler. Kolaylaştırılmış bir sistemle. Özellikle uluslararası şirketleri çok yakından ilgilendiren, orada çalışan expat adını verdiğimiz, yurt dışından gelen, denetim için gelen ya da yönetim için gelen kişileri yakından ilgilendiren bir düzenleme, yabancı mükellefi olan meslek mensuplarını özellikle ilgilendiriyor. 21 Ağustos 2013'te değişmişti. Şimdi bir daha değişti. Eğer geldiği ülkede sigortalı olması durumunda Türkiye'de 3 ay sigortasız çalışabiliyor. 3. aydan sonra mutlaka Türkiye'de sigortalı olmak durumunda. Yani Türkiye ile sosyal güvenlik anlaşması, uluslararası sosyal güvenlik anlaşması imzalamamış bir ülkede çalışan bir kişi Türkiye'de 3 ay boyunca sigortasız çalışabiliyor. Çünkü işte bir denetim için gelmiştir, bir toplantı için gelmiştir ya da bir başka iş için gelmiştir. Ama 3. aydan sonra sigortalı olmak durumunda. Eğer tabii ki eski hüküm devam ediyor, arada bir anlaşma varsa, uluslararası bir anlaşma varsa, uluslararası anlaşma hükümleri zaten anayasanın 90. maddesine göre uygulanmak zorunda. Türkiye'de sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen firmaların yurt dışındaki işlerde çalıştırmak üzere yurt dışına götürdükleri işçilerin sigorta primleri eskiden asgari ücretin 6,5 katı olarak tespit ediliyordu. Şimdi bu 3 katına çekildi. Bir anlamda uluslararası rekabette Türk firmalarının elini güçlendirmek için. Zira artık çoğu firma Türk işçisi göndermek yerine ya Çin'den ya da daha lokal çeşitli çözümlere başvuruyordu. SGK ile uyuşmazlıklarda dava açmadan önce kuruma müracaat yapılacak. Bu da yeni bir uygulama. Dava açmadan önce kuruma başvurmak durumundayız. Gelir testi anlatıldı. 6 aylık bir süre veriliyor. Faizsiz bir yapılandırma söz konusu. Eğer asgari ücretin 3'te 1'den az bir rakamsa silinmesi söz konusu. Evet, bu genel sağlık borçları için 7 ay. İlk taksit 8. ayda, diğer borçlar için 3 ay, diğer taksit 4. ayda ödenmek suretiyle genel sağlık sigortası ilişkin borçlar yapılandırılabiliyor. Evet, bunları konuştuk. Yine önemli bir husus, bir yabancı, yurt dışında ikamet eden bir yabancı, Türkiye'deki bir şirkete ortak oldu. Örneğin bir Güney Afrikalı, Türkiye'de açılacak bir limited şirkete ortak oldu. Böyle bir durumda Bağkurluk durumu ne olacak? Bağkur sigortası böyle bir durumda eğer yurt dışında ikamet ediyorsa ve ikamet ettiği ülkede prim ediyorsa Türkiye'de ayrıca 4B'li olmasına gerek yok. 6552 sayılı kanun kapsamında. Faaliyetine son veren işverenlerin sigorta ilişkin borç asılarının toplamı 100 TL'nin altındaysa o zaman bu olacaklığında tahsilinden vazgeçilecek. Önemli bir husus, özellikle teknoparklarda mükellefi olan meslek mensupları için. Eskiden bildiğiniz gibi SGK'da bir teşvik vardı ve bu teşvik çerçevesinde SGK primin işveren hissesinin %50'si hazinece karşılanıyordu. Ama burada bir 5 yıllık sınır getirilmişti ve bu uygulamada şöyle bir sıkıntı yaratıyordu. Bu 5 yılın hesaplanmasında kişi Teknokent'te bir defa sigortalı oldu, örneğin 3 ay çalıştı. Akabinde o işten ayrıldı, anlaşamadı patronuyla, başka bir yerde işe girdi. Örneğin Mecidiyeköy'de bir firmaya girdi, orada 5 sene çalıştı, sonra bir daha Teknokent'e girdi. Aslında hayatında Teknokent'te 3 ay çalışmış olmasına rağmen toplam rakam 5 yılı geçtiği için ilk sigortalandığı tarihten itibaren bir daha bu teşvikten yararlanma imkanı yoktu. Sektörün çok talep ettiği bir uygulamaydı. Bu kaldırıldı, artık 5 yıllık bir limit yok, %50'lik rakam hazine tarafından süresiz olarak finanse edilecek. Türk Ticaret Kanunu ile ilgili bir hüküm var bizi ilgilendiren. Temsili yetkili olmayan yönetim kurulu üyeleriyle
şirketle istihdam ilişkisiyle bağlı olanlar, yetki ve sorumluluklarının yaptıkları pozisyona ilişkin görev tanımlarına ilişkin iç yönergeyi Türk Ticaret Kanunu 367. maddesi çerçevesinde tescil ve ilan ettireceklerdir. Yani eğer siz yönetim kurumunda olmayan, imza etkisi olmayan birisine bazı işlemler iç yönergeyle yaptırıyorsanız bunu artık kamuoyuyla paylaşmak durumdasınız diğer tarafları koruyabilmek için. Ve yine bu kişilerin ticari vekil ya da tacir yardımcılarının şirkete verecekleri zarardan yönetim kurulu sorumlu tutulmuştur. Limited şirketler de buna dahildir. Yani sadece anonim şirketler değil, limited şirketler için de bu geçerli. Münfesih durumda bulunan ticari şirketlerinin kolaylaştırılmış usulle tasfiyesine ve ticari sicil kayıtlarının silinmesine imkan tanıyan düzenlemenin tarihi 1 Temmuz 2015'e kadar yine uzatılmıştır. Yani kolaylaştırılmış tasfiyeyi yine önümüzdeki yılın Temmuz ayının başına kadar devam ettirebiliyoruz mali müşavir olarak. Yapılması gereken ancak yapılmayan sermaye arttırımlarıyla alakalı olarak da bu kanun yayınlandığı tarihten itibaren 3 aylık bir ek süre verilmiştir. Yine bunu da notunu almamız gerekiyor. 3 aylık bir ek süremiz var. Evet, özel tüketim vergisiyle alakalı pırlanta kıymetli taşlar hem katma değer vergisi kanunda hem özel tüketim vergisi kanunda bazı değişikliklere gidildi. Detaylarını dediğim gibi siteden bakabilirsiniz. Bu önemli, başbakanlıkça ya da bakanlar kurulunca başlatılan yardım kampanyalarında makbuz karşılığı bağış yapılması durumunda kurumlar vergisi kanunu 10. maddesi çerçevesinde beyanname üzerinde indirim konusu yapabiliyoruz. Yani ARGE faaliyetlerinde olduğu gibi, o da aynı maddedeydi. ARGE faaliyetlerinde olduğu gibi başbakanlık ya da bakanlar kurulunca başlatılan yardım kampanyalarında destek verdiğimizde de eğer kazanç olması durumunda, kazanç varsa beyanname üzerinde indirim konusu yapabileceğiz. Yine mali müşavirler olarak odalara olan borçları kanunun yayınlandığı tarihi takip eden ayın sonuna kadar bu kanun kapsamında yapılandırmamız mümkün. 31 Ekim'e kadar eğer odaya aidat borcumuz varsa ödeyebiliyorsunuz. Topla ve esnaf odaları ile ilgili yine şu ana kadar doğal olarak değinilmeyen bir husus var. Mükelleflerimizi bilgilendirmemiz açısından. Eğer 2 ay içerisinde başvurulursa ve açılan davalardan feragat edilirse TOB'u olan borçlarda bir kere öncelikle faizler siliniyor. Faizler yerine yurt içi üretici fiyat endeksinde kullanılan enflasyon oranı kullanılıyor. Aynı zamanda bu borçlar üçer aylık dönemler halinde 8 eşit taksitte ödenebiliyor. Ve peşin ödenmesi durumunda da yine %10'luk bir indirim var. Bu bahsetmiş olduğum hususlar esnaf odaları açısından da geçerli. İşi bırakma, re'sen terk sebebiyle vergi mükellefiyeti sona erdiği halde oda ve borsa kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları da bu yapılandırma kapsamındadır. Yani 6552 sayılı kanun kapsamındadır. Vergi mükellefiyetinin sona ermesinden sonra oluşan borçların ise tamamı silinmektedir. Bu da yine mükelleflerimizi ilgilendirdiği için sunuma koydum. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sabrınız için iyi çalışmalar diliyorum. Sevgili Murat Ceyhan'a da teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bir 15 dakika ara vereceğiz. 15 dakikadan sonra soru cevap kısmına geçeceğiz. Soru cevapları, sorularınızı lütfen kağıda yazın. Biz onları burada tasdik edip tekrar engellemek adına düzenledikten sonra cevap vereceğiz. 5 kadar burada olacağız arkadaşlar. Çıkalım bir daha. Çıkalım bir daha. Çıkalım bir daha. Çıkalım bir daha.